Faset sendromu ne demek, nedir, nasıl bir hastalıktır? Evet, şimdi Faset sendromu böyle sendrom deyince sanki e, daha böyle karmaşık bir hastalık gibi geliyor ama esasında bir e, bel ağrısından dolayı olan, e, pardon, bel ağrısına sebep olan bir hastalığı e, tarif etmek için kullanılan bir şey. Neden sendrom demişler? E, çünkü bir yerde çözülemeyen bel ağrıları olan insanları, yani kim, ne buna sebep oluyor hı hı. şeklinde. Ee, sonuçta bakmışlar ki yani faset eklemlerindeki kireçlenme yani basit bir olay esasında. Nedir faset eklemleri? Eklemek. Neresi? Faset eklemi şöyle omurlarımızın arkasında kelepçe gibi e, omurlarımızı birbirine bağlı tutan hı hı. E, bir ekle eklem e, yapısı var. Hı hı. E, bunu bir fermuar gibi de düşünebilirsiniz. Hı hı. E, boynunuzdan e, belinize kadar uzana, uzanan. E, şu şekilde birbirine kenetlenen her seviyede Birbirini tutan, böylece omurların kaymasını engelleyen, arkadan e, omurluğumuzu sabitleyen eklemler. Tabii hı hı. E, senelerce bunları e, kullandığımız için öne, arkaya, e, sağa, sola döndüğümüzde hı hı. buradaki hareketlerle bunlar da e, kireçlenme olmakta. Hı hı bazı insanlarda çok bazı insanlarda az. E, ne kadar kullandığınız, ne kadar baktığınız belinize, boynunuza ona da bağlı genetik olarak. Genetik yatkınlık dedik. Genetik yatkınlık aynı öyle. E, bunlar kireçleniyor ve bunların e, ağrısı çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Yani insanı e, hayat kalitesini çok çok etkileyebilecek e, seviyeye gelebiliyor. Omurgada bütünsel bir ağrıdan mı bahsediyoruz yoksa yine bölgesel yani omurganın hangi bölgesindeyse öyle bir ağrı mı evet. bu? Bu ikisi de olabiliyor şimdi mesela boynunuzda varsa kireçlenme boynunuzda mutlaka ağrı olur ve oradaki tabii enflamasyon ile beraber enflamasyon da oluyor bastığınız zaman o eklemlerde ağrı hissedersiniz ama aynı zamanda yayılan yani refere dediğimiz bir ağrı tipi de var hı hı. bu mesela boynunuzdaki bir kireçlenmeden omzunuza ve dirseğinize kadar bu ağrı vurabiliyor genellikle dış tarafında ve arka tarafında. Hı hı. Ve tabi bu da e, bazen e, insanlarımızı ben fıtık mı oldum diye e, korkutuyor. Yani boyun ya da bel fıtığı oldum mu diye korkutuyor. Hı hı. Aynı şekilde e, belde olduğu zaman da e, bu da yine kalçadan dize kadar genellikle dış tarafında e, yayılabiliyor. Hı hı. Hareketle artıyor mu bu ağrı yoksa sadece dokunduğumuzda hı. bir ağrıdan mı bahsediyoruz? E, Enflamasyon alevlendiği zaman her an olabilir. Yani yatarken de olur, e, nereye dönseniz bir, bir pozisyon bulmaya çalışırsınız, hı hı, öyle diyelim. Ama tabii ki ağrı aktif olduğumuzda, e, yürüdüğümüzde, hareket ettiğimizde e, daha fazla e, artabilir. Hı hı. Peki e, belirtileri dedik, tedavisi nasıl yapılacak? Tedavisi e, iki tane iki tip tedavisi var. E, bir eklem içine girip e, Enjeksiyon yaparak yani buradaki enflamasyonu kontrol altına alacak ilaçlar oraya enjekte ederek hı hı. E, tedavisini yapabiliyoruz. Bir kere de yapıldı yani faset sendromu var, teşhisi hı hı. konuldu. E, ekleme ilaç enjekte edilerek bir tedavi uygulandı. Bu de, tekrarlanması gereken bir şey mi? Evet tekrarlamak gerekebiliyor. Bu e, ne kadar e, sizin cevap verdiğinize bağlı bir. Bir de sonrasında oradaki kasları kuvvetlendirmek için iyi bir fizik tedavi yaptınız mı, yapmadınız mı? Ya da biraz e, kilomuz varsa o, o kiloyu verebildik mi? Hı hı. Yani eklemlerden yük, e, yükü azaltırsak ve etrafındaki kasları kuvvetlendirirsek bu yaptığımız enjeksiyonun e, ömrü çok daha uzun olabilir. Hı hı. Eğer olmazsa e, bu sefer de o ekleme giden ufak bir sinir dalı var. Yani normal düşünün omuriliğimizden çıkan bir sürü sinir var. Hı hı. Ee, bacağımıza gidiyor mesela. Onun bir tane yan dalı var. Çok ufak bir dal. Bu sadece ekleme gidiyor. O ek, o ekleme gittiği yerde o siniri yakıyoruz. Böylece ağrıyı duymuyorsunuz. Ee, Ama sorunu ortadan kaldırmıyoruz. Sorun ağrıyı mı evet. engelliyoruz? Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. Aynen. Yani sorunu ortadan zaten onu yaparken genelde ekleme içine de enjeksiyon da yapıyoruz. Ama bu ekleme içine enjeksiyon eğer başarı e, çok fazla olmazsa yani kısa bir süre çok iyi geldi Doktor Bey ama işte ağrım yine geri geldi bir ayda geri geldi şimdi bu hastaya tekrar işine enjeksiyon yapmak e, vakit kaybı hı hı. Onun için o böyle bir hastaya enjeksiyonla beraber o sinirde yakarsak e, en az bir sene e, has, e, ağrısını e, kontrol etmiş oluyoruz teşekkür